Merhaba, 1-0-2 ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi hafta sonundan seçtiğimiz maçları sizlerle paylaşacağız. İlk olarak cumartesi programından Fulham Manchester United maçıyla başlıyoruz. Saat 15.30'da bu maçın ilk düdüğü çalacak. Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çok başarılı bir gidişat yakaladı. 10 maçta 9 galibiyeti, 1 beraberliği var ve ilk 4 için son derece kuvvetli bir aday haline geldi. Fulham ise alt sıralardan kurtulmak istiyor. 17. sırada güvenli bölgeyle arasında 7 puanlık bir fark var. Fulham için her puan altın değerinde. Oranlar şöyle. Fulham galibiyetine 4.65, beraberliğe 3.65, Manchester United galibiyetine ise 1.40'lık oran verilmiş. 2.5 alt 2.05, 2.5 üstse 1.40 olarak belirlenmiş. İkinci maçımız Sport Toto Süper Lig'den Medipol Başakşehir Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşması saat 16'da başlayacak. Medipol Başakşehir 2. Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. İç sahada Erzurumspor'la oynuyor. Erzurumspor büyük takımlardan puan aldı İstanbul'da, ancak son olarak belki de en kritik maçında Rizespor'a geçen hafta sahasında yenilmekten kurtulamadı. Tehlike bölgesinde bulunuyor Erzurumspor. Oranlar şöyle. Medipol Başakşehir'in galibiyetine 1.15, beraberliğe 4.60, 2'nin galibiyetine, yani Erzurumspor galibiyetine 8.75'lik oran verilmiş. 2.5 alt 1.85, 2.5 üstse 1.50 olarak belirlenmiş. Almanya'ya geçiyoruz. Bundesliga'da lider Borussia Dortmund'un rakibi Hoffenheim. Borussia Dortmund hafta içinde Almanya Kupası'nda Werder Bremen'le karşılaştı. 3-3 berabere biten maçta tur atlayanı penaltı vuruşları belirledi ve Borussia Dortmund elendi. Hoffenheim'de bu sezon dalgalı bir performans sergiliyor. Her sonucu açık bir maç gibi. Borussia Dortmund tabii ki biraz daha favori. Oranlar şöyle. 1'in oranı 1.45, beraberlik 3.60, 2'nin oranı ise 4.30 olarak belirlenmiş. 2.5 alt 2.70, 2.5 üstse 1.20 olarak belirlenmiş. Dördüncü maçımız Huddersfield ile Arsenal arasında. Premier Lig'de Arsenal sezona başladığı gibi devam edemiyor. Huddersfield ise ligin son sırasında, hatta şimdiden veda turları yaptığını bile söyleyebiliriz. Huddersfield'ın 11 puanı var. 12 maçtır galip gelemiyor Huddersfield ve sadece bu 12 maçta bir beraberlik alabildi. Arsenal ise son olarak Manchester City'ye 3-1 kaybetmişti. Arsenal'ın ilk dördü zorlaması için artık kazanmaya, seri şekilde kazanmaya başlaması lazım. Oranlar şöyle. Huddersfield galibiyetine 5, beraberliği 3.50, Arsenal galibiyetine 1.40'lık olan verilmiş. 2.5 alt 1.85, 2.5 üstse 1.50 olarak belirlenmiş. Sırada La Liga'da haftanın maçı Atletico Madrid-Real Madrid. Madrid derbisi, üstelik bu maça tek maçta oynayabiliyorsunuz. Önemli bir detay. Barcelona'yı kimin takibe devam edeceği bu maçtan sonra belli olacak. Barcelona zirvede yer alıyor. Rakipleriyle puan farkını açmak isteyecektir. Real Madrid 42, Atletico 44 puanda. Zirveyi çok yakından ilgilendiriyor bu mücadele. Atletico Madrid'in galibiyetine 2, beraberliğe 3. Real Madrid galibiyetine 2.70'lik oran var. 2.5 alt 1.60, 2.5 üstse 1.75 olarak belirlenmiş. Ligimizden bir maçla devam ediyoruz. Saat 19'da Beşiktaş Bursaspor'la karşılaşacak. Beşiktaş geçen hafta Antalya'yı 6 golle geçmeyi başardı. Moraller yükseldi Beşiktaş'ta. Bursaspor'un ise önemli bir özelliği var. Bu sezon 12 maçta beraberlikle ayrıldı sahadan Bursaspor. Bu önemli bir detay tercih yaparken. Oranlar şu şekilde. Beşiktaş'ın galibiyetine 1.35, beraberliğe 3.70. Deplasman takımı Bursaspor'un galibiyetine 5.40, 2.5 alta 1.95, 2.5 üstte de 1.45'lik oran açılmış. Tottenham Leicester City maçıyla devam ediyoruz. Saat 16.30 maçı pazar günü. Tottenham ev sahibi ve tabii ki maçın favorisi. Tottenham son iki maçını zorlanmasına rağmen kazandı. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyorsa Tottenham kazanmak zorunda. Leicester City ise son dönemde istikrarsız skorlar alıyor. 5 maçtır kazanamıyor Leicester City. Oranlar şöyle. 1'in oranı 1.45, beraberlik 3.40, 2'nin oranı 4.60, 2.5 alta 1.80, 2.5 üstte ise 1.55'lik oran açılmış. Sport Toto Süper Lig'de 2. sıradaki Galatasaray'ın rakibi şampiyonluk adaylarından Trabzonspor. İki takımın da puan kaybına kesinlikle ama kesinlikle tahammülü yok.
Galatasaray ile Başakşehir arasında 8 puanlık bir fark oluştu. Galatasaray'da yeni transfer Cagne bu maçta oynayabilecek. Trabzonspor'da da çok önemli eksikler var. Hafta içinde Galatasaray Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u 2-0'la geçti. Trabzonspor'sa Ümraniyespor'la 0-0 berabere kaldı. Bu maç ayrıca Şampiyonlar Ligi iddiası için de çok büyük önem taşıyor. Oranlar şöyle: Galatasaray galibiyetine 1.55, beraberliğe 3.35, Trabzonspor galibiyetine ise 3.85'lik oran verilmiş. 2.5 alt 2.05, 2.5 üstse 1.40 olarak belirlenmiş. Premier Lig'de haftanın maçına geçiyoruz. Manchester City son olarak Everton'ı deplasmanda yendi. Maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi Premier Lig'de. Tekrar Liverpool'un üstüne çıktı averajda ve yine kritik bir maç oynayacak Manchester City rakibi Chelsea. Chelsea son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaştı ama ilk 4 içerisinde kalmak istiyor kuşkusuz Chelsea ve yeni transfer Higuain Huddersfield karşısında birbirinden güzel 2 gol attı. Bu maçta da Chelsea'de gözler Higuain üzerinde olacak. Oranlar şöyle: birin oranı 1.30, beraberlik 4.05, Chelsea'nin oranı 5.45. 2.5 alta 1.95, 2.5 üste ise 1.45'lik oran verilmiş. Athletic Bilbao, Barcelona. Barcelona, Athletic Bilbao ile karşılaşırken bir yandan da tabii ki bu hafta oynanacak Madrid derbisinin skorunu büyük bir merakla bekliyor. Oranlar şu şekilde: Athletic Bilbao'nun ise ligde son dönemde aldığı galibiyetle alt bölümle ilişkisi bir hayli koptu. Biraz daha rahatladı Athletic Bilbao. 1'in oranı 3.90, beraberlik 3.40, 2'nin oranı 1.55, 2.5 alt 1.95, 2.5 üstse 1.45 olarak belirlenmiş. Sizler için seçtiğimiz maçlar böyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.